Parkinson hastalığını düşündüğümüzde aklımıza sadece titreme gibi gözle görülür belirtiler gelebilir. Bu hastalıkla ilgili çok fazla bilgiye sahip değilken benim de aklıma benzer görüntüler gelirdi açıkçası. Parkinson hastalığının titreme gibi hareketle ilgili sorunlara sebep olduğu da bir gerçek. Ancak semptomlar sadece bundan ibaret değil. Daha farklı sorunlara da yol açıyor. Hareketle ilgili olsun olmasın bu hastalığın tüm bu semptomlara yol açmasının bir sebebi var. O da Parkinson hastalığında dopamin nöronları adı verilen belli bir nöron çeşidinde gerçek anlamda kayıplar görülmesi. Bu durum çok önemli çünkü nöronlar mesaj iletiminde birbirlerine bağlı olarak çalışır anahtarlarımızı nerede bıraktığımızı hatırlamak ya da kafamızda bir şeyleri hesaplayabilmek gibi belli görevleri yerine getirebilmek için nöronların sağlıklı bir şekilde beynimizin her bölgesine mesaj iletebiliyor olması lazım. Bütün bu iletişim ağını çocukken oynadığımız kulaktan kulağa oyununa benzetebiliriz. Nasıl oynandığını hatırlarsınız. Sıranın başındaki, yanındakinin kulağına istediği herhangi bir cümleyi bir kez fısıldayarak söyler kulağına fısıldanan da duyduğu ve hatırladığı kadarıyla yanındakinin kulağına fısıldar. Bu şekilde sıranın sonundakine kadar cümle aktarılır. Ama işin sırrı mesajın değişmeden iletilmesidir. Böylece sondaki kişi ilk söylendiği gibi mesajı anlayabilir. Yani A kişisi mesajı B kişisine iletir, B kişisi C kişisine ve C de D kişisine iletir. Ta ki mesaj en sondaki insana ulaşıncaya kadar bu böyle bu şekilde devam eder. Doğru mesajı iletmek ve bunları ilk kişiden son kişiye aktarmak için bu küçük ağdaki herkese ihtiyacımız var. Bir tanesi yanlış iletse mesaj tümüyle değişecektir. İşte beyindeki nöronların iletişim ağı da buna benzer. Nöronlar işlevlerinin birbirine bağlı olduğu bu ağ içinde çalışırlar. Parkinson'da olduğu gibi bu nöronlar işlevlerini yitirdiğinde bu durum tüm ağı etkiler. Tıpkı kulaktan kulağa oyunundaki gibi o ağın içindeki tüm öğeler birbirine bağlıdır. Bu yüzden ağ etkilendiğinde nöronlar işlevlerini yerine getiremez hale gelir. Parkinson hastalığında tam olarak neler olup bittiğini anlamak için burunla ilgili ne gibi sorunların ortaya çıktığına bakabiliriz. Bunun için beynin bu bölümüne bir göz atalım. Bu küçük bölgeye koku soğancığı adı verilir. Koku soğancığı adından da anlaşılacağı gibi koku almamızı sağlar. Bu küçük bölgedeki nöronlar çalışmadığında ve iletişimi kestiklerinde kişi koku alma duyusunda sorun yaşamaya başlar. Belki de hiç koku alamayabilir. Önlerine tavuk çorbası koyduğunuzda gözleri kapalıysa onun ne olduğunu söyleyemezler. Ya da iki farklı kokuyu ayırt etmede zorluk çekebilirler. Bu tip koku alma ile ilgili sorunlar Parkinson hastalığında oldukça yaygın olarak görülür. Hatta ilk ortaya çıkan sorunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Parkinson deyince aklımıza gelen hareketle ilgili sorunlardan bile önce ortaya çıkabilirler. Buraya geri dönüp beyindeki bu bölgelere baktığımızda burada ön loblardan birini görüyoruz. Burası da limbik sistem. Beyindeki bu bölgeler ruh halimizi düzenlemek için birlikte çalışırlar. Bu bölgedeki nöronlar arasında iletişim sorunu olduğunda kişinin ruh hali de bu durumdan olumsuz etkilenir. Parkinson hastalığında bu tip bir durum görülebilir. Örneğin depresyon söz konusu olabilir ve hasta kişi kendini durgun hissedebilir. Her şeye karşı tümüyle ilgisini yitirebilir. Canın normalde severek yaptığı hiçbir şeyi yapmak istemeyebilir. Eskiden severek yaptığı günlük aktivitelere karşı ilgisini yitirebilir. Buna apati denir apati bir tür kayıtsızlık, ilgisizlik ve duyarsızlık halidir. Ruh halindeki değişim kendini kaygı olarak da gösterebilir. Daha önceden rahatsız olmadıkları durumlarla ilgili bile kaygı duymaya başlarlar ya da belli durumlarda oldukça panik olabilirler. Mesela kalabalık bir ortamdayken ya da yeni bir şey yaptıklarında panikleyebilirler. Evet, bunlar ruh haliyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlardan bazılarıydı. Beynin bu bölgesindeki nöronlar işlevini tam olarak yerine getiremediğinde bu tip durumlar ortaya çıkar. Ruh haliyle ilgili ortaya çıkan bu gibi sorunlar, kullanılan ilaçlar ya da nöronlar arası iletişim problemleri sebebiyle kişi uyku problemleri de yaşayabilir. Uykuya dalmada zorluk çekebilir ya da uykuları kolayca bölünebilir. Sadece birkaç saatlik uykuyla okulda ya da işte yapmamız gerekenlere odaklanmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliriz. Parkinson hastası olan kişi de böyle bir durum söz konusu olabilir. Üstelik bu durum her gün tekrarlanır. Bunların hepsi aynı anda olunca da çok büyük bir sorun haline gelir. Ayrıca diğer semptomlardan bazıları daha kötü hale de gelebilir. İhtiyaçları olan uykuyu alamadıkları için depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi ruh halleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar daha da kötüye gidebilir. Zaman geçtikçe ve daha fazla nöron işlevini yitirmeye devam ettikçe Parkinson hastalığı olan kişi aynı anda birden fazla işi yapmakta zorlanabilir diyelim. Bir başkasıyla aynı odada ve diğer kişi televizyon izliyor. Hasta kişi bu sırada hem telefonda konuşup hem de bir numara yazması gerekse bunu yapmakta çok zorlanabilir. Normalde dikkatini dağıtmayan bu tür şeyler hastalık süresince herhangi bir işi tamamlamasını zorlaştırabilir. Bunun yanında unutkanlık da başlayabilir. Örneğin markete gitti diyelim. Çıkışta arabayı nereye park ettiğini unutmuş olabilir. Zamanla bu durum daha da kötüleşebilir ve demansa yani bunamaya dönüşebilir. Demans, hafıza ve çoklu görevleri yerine getirme gibi konularda sorun yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Günlük yaşamı büyük ölçüde etkilediği için çok büyük bir sorun haline gelebilir. Parkinson hastalığının şu ana kadar bahsettiklerimizden farklı bir etki alanı daha var. Bu hastalık sahip olduğumuz çok önemli bir sistemi, otonom sinir sistemini de etkileyebilir sinir sisteminin bu bölümü istemsiz yani otomatik yapılan hareketleri ve organ fonksiyonlarını kontrol etmesi sebebiyle otonom sinir sistemi olarak adlandırılmıştır. Sindirim, kalp atış hızının kontrolü, vücudu doğru sıcaklıkta tutmak gibi otomatik olduğunu düşündüğümüz şeyleri kontrol eder. Nöronlar düzgün bir şekilde iletişime geçemediklerinde, Parkinson hastası olan kişi de yediklerini düzgün bir şekilde sindiremediği için kabızlık görülebilir ya da kalp atış hızları oturup kalkmalarına göre değişmediği için ayağa kalktıklarında başları dönebilir. Vücut sıcaklıkları düzgün bir şekilde düzenlenmediği için fazla terleme gibi sorunlar da baş gösterebilir. Bunlar Parkinson hastalığının hareketle ilgili olmayan bazı yaygın semptomlarındandır. Hastalığın semptomları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu saydıklarımızın farklı e, olduğunu biliyorum ve bu saydıklarımızdan farklı semptomlar da ortaya çıkabilir. Bazı belirtilerin etkisi ve şiddeti kişiden kişiye de değişebilir. Parkinson hastalığına özgü bir başka durumsa, semptomlar görülmeye başlandığında vücudun izlediği herkes için genel geçer belli bir yol olmamasıdır. Hastalığın seyri kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir.